Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi Azma'nın kafasını yapacağız. Bunun için hemen yine turuncu ipimi aldım. Sizler kiremit rengiyle yapıyorsanız ya da açık kahverengiyle onunla yapacaksınız. Ben turuncu ile yapmak istedim. Şimdi 6 tane sık iğne yapıyorum sihirli halkamın içerisine. Halkamı kapattım. Her sık iğne içerisinde çift batıyorum. 6 tane arttırma yapıyorum. Toplamda 12 adet sık iğnem olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir tek, bir çift, yani bir sık iğne, bir azaltma. Bir sık iğne, bir azaltma. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. 18 adet sık iğnemiz var şu an. Bir sonraki sırama geçiyorum. 2 sık iğne, 1 arttırma. 2 tek, 1 çift. 1 çift. Şimdi bu sırayı 2 sık iğne, 1 arttırma olacak şekilde yapalım. Şöyle tarif edeyim. Bir sonraki sıra 3 sık iğne, 1 arttırma. Ondan sonra 4 sık iğne, 1 arttırma. 5 sık iğne, 1 arttırma. 6 sık iğne, 1 arttırma. Ve 7 sık iğne, 1 arttırmaya kadar gelelim arkadaşlar. Her sırada arttırmalar değişiyor tabii ki. Şimdi 2 sık iğne, 1 arttırmadan ta ki 7 sık iğne, 1 arttırma olan sıraya kadar yapalım. Sonra birlikte devam edelim. 7 sık iğne, 1 arttırmaya kadar geldik. Şimdi videomuzu tekrar durdurup 7 sıra boyunca düz örelim arkadaşlar. Hiç arttırmasız 7 sıra düz örelim. Evet, düz ördükten sonra şimdi azaltmalara geçiyoruz. 7 sık iğne, 1 azaltma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Azaltıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 7 sık iğne, 1 azaltma. 7 sık iğne, 1 azaltma yaptık. Şimdi bir sonraki sırama geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne, 1 azaltma. Evet, 6 sık iğne, 1 azaltma yaptım. Bir sonraki sırama geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, azaltıyorum. Bu sırayı da arkadaşlar sıra sonuna kadar 5 sık iğne, 1 azaltma. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Çünkü bu kolay olduğu için bir önce bitirmek istiyorum Azma'nı. Sonra burnunu yapalım. Bu sırada 5 sık iğne, 1 azaltma. Bir sonrakinde 4 sık iğne, 1 azaltma. Ondan sonra 3 sık iğne, 1 azaltma. Sonrasında 2 sık iğne, 1 azaltma. Ve son olarak 1 sık iğne, 1 azaltma yapıp aynı gövdede de yaptığımız gibi 6 tane azaltma yapıp kapatalım. Sonra burnunu ve yüz şekillendirmesini yapalım.
Evet, kafa kısmı tamam. Arkadaşlar küçük olduğuna bakmayın. Ben hani küçük olmasını istedim. Daha büyük istiyorsanız bu arttırmaları 7'ye değil de 10, 11 skene bir arttırmaya getirerek sonrasında 7-8 sıra düzülüp sonrasında mesela 11'e kadar geldiyseniz 11 skene bir azaltmadan başlayabilirsiniz. Ben küçük olmasını istiyorum. Çünkü şirinlerle çok fazla oyalandım. Artık başka tariflere geçmek istiyorum. O yüzden azman da küçük olsun istiyorum. Şimdi kulak yapacağız ve burun yapacağız birazdan. Şimdi kulak yapımına başlayalım. İpimi aldım. Halkamı oluşturuyorum. Altı tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Halkamı kapattım. Burada arkadaşlar arttırma yapmıyoruz. Hep alışılmışın dışında olacak şimdi. 6 tane örüyoruz düz. 1 2 3 4 5 6 Şimdi 3. sıramıza geçiyoruz. Yalnız yaptıkça şöyle aşağıya doğru itelim ki. Şimdi 6 tane arttırma yapıyoruz. Bir tane arttırma yaptım. Böyle itersek daha kolay olur. İkinci arttırmamı yaptım. Üçüncü arttırmam. Dört. Beş. Altı. On iki adet sık iğne olacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. Toplamda 18 adet olacak. Bunu 6 kere yapmış olacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 kere daha yapıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz. Evet, şimdi iki sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Şöyle bir bakayım. Bunu da 6 kere tekrarlıyoruz. 2 sık iğne bir arttırma yapalım. Sonrasında da 2 sıra boyunca düz örüp ipi kopartalım. Uzun koparalım. Aynı parçadan bir tane daha yapalım. Evet, kulakları da bitirdik. Böyle köşeye aldık. Şimdi arkadaşlar burun için beyaz ipimi alıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3, 4, 5. İkinci zincirden itibaren bir tane sık iğne yaptım. İkinciyi yaptım.
3. Son kalana 3 tane batıyorum. Bir sık iğne içerisine 3 tane. 1. 2. 3. Hemen döndüm. Bir, iki ve son kalanı arttırma. Hemen bir işaret çalıyorum. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane sık iğne ördüm. 1, 2, 3, 4. Arttırma yapıyorum. Tekrar bir düz örüyorum. 2, 3, 4. Arttırma yapıyorum. Hemen bir sonraki sırama geçiyorum. 1, 2, arttırıyorum. 1, 2, arttırıyorum. 1, 2, arttırıyorum. 1, 2, arttırıyorum. Şimdi bir sonraki sırama geçtim. 1, 2, 3, arttırıyorum. 1, 2, 3, arttırıyorum. 1, 2, 3, arttırıyorum. 1, 2, 3, arttırıyorum. Hemen bir sonraki sıramı geçtim. 1, 2, 3, 4, arttırıyorum. 1, 2, 3, 4, arttırıyorum. 1, 2, 3, 4, arttırıyorum. 1,
2 3 4 arttırıyorum. Hemen bir sonraki sırama geçtim. 1 2 3 7 tane örüyoruz. 4 5 6 7 arttırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 arttırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 arttırıyorum. Yedi sık iğne bir arttırma olacak şekilde yaptık bir önceki sıramızı. Şimdi 10 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir tane arttırma yapıyorum. Bir tane sık iğne. Bir tane arttırma. Şimdi 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 Bir tane arttırma. 5 tane sık iğne 1 2 3 4 5 Arttırma yapıyorum. Sık iğne arttırma. Bir sonraki sırama geçtim. 7 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Arttırıyorum. Sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir arttırma olacak şekilde yapıp bitiriyoruz arkadaşlar. Koparıp ipini uzun bırakalım. Arkadaşlar aynı gargamelde kestiğimiz gibi 2 tane göz, 2 tane kaş ve bir tane de böyle siyah keçeli burun kestim. Arkadaşlar ağız kısmını şöyle ölçtüğünüzde büyük geliyorsa yani 7 sık iğne bir arttırma yaptığımız kısmı sökebilirsiniz. Hani orayı sökün. Sadece bu şekilde yapın. Şöyle kuş gibi kuşa benzedi. Şimdi gözlere de yer bırakmak zorundayız. Şöyle dikeceğiz. Herhangi bir yerden aldım. Bunu sonra yine ben sağlamlaştıracağım. Şöyle öne doğru olacak. Çok fazla aşağıya almayalım. Şöyle gözlere de yer bırakalım. Evet, şimdi kafayı dikmeden önce şöyle şuraya ağız kısmını yapalım. Ağız kısmı arkadaşlar büyük geldiyse bir sıra sökebilirsiniz. 7 sık iğne bir arttırma yaptığımız yer var ya orayı sökebilirsiniz. Şimdi ipinizi bilmiyorum. Benim ipim biraz ince. Hani belki ipinize tam gelmiş olabilir. Şöyle ağız kısmını şu aşağıya yapacağım ki şöyle keçeden aynı gargamelde kestiğimiz gibi gözler. Tabii bunları birazcık küçülteceğim. Şöyle
Daha kulaklar gelecek. Kaşlar gelecek. Bu şekilde ağız kısmını biraz böyle aşağıya gelecek şekilde dikelim. Şuradan başladım. Şimdi bir kafadan, bir parçadan olacak şekilde biraz dolduracağız. Çok az yer bıraktıktan sonra doldurma işlemi yapalım. Şimdi şöyle dikelim. Altta bir yer kaldıktan sonra doldurma işlemini yapabiliriz. Şimdi böyle bir parçadan, bir kafadan alalım. Alt kısımda minicik boşluk kalana kadar. Şimdi boşluk kalan kısma biraz elyaf dolduruyorum. Ve dikmeye devam ediyoruz. Dikelim arkadaşlar. Arkadaşlar kestiğimiz gözleri, kaşları bu şekilde. Burnu tam ağız kısmının ortasına. Gözleri de bu şekilde. Şimdi kulakları. Şöyle bir yere hem kafadan hem gövdeden olacak şekilde arkadaşlar şu şekilde ikisini dikelim. Evet arkadaşlar şimdi siyah ipi aldım. Şöyle tam burnun hizasından çıktım. Şöyle tam şuraya kadar. Burada bir ağız oluşturacağız. Bir iki. Burada da böyle bakın. Şöyle. Burada biraz kalın bir dudak gibi bir şey yapacağız. Şunu şöyle söktüm şimdi. Bu çok oldu. Bu yeterli. Evet bu şekilde. Azmandan çok tatlı bir şey olmasını beklemiyoruz arkadaşlar. Adı üstünde kötü kedi azman. Çirkin yani. Gargamel'in kedisi. Şimdi ben turuncu iple kafayı gövdeye dikeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki şu kısım yukarıya gelecek. Tombik olan kısım. Şöyle yaptığımda buralara 4 tane ayak gelecek. Şöyle bu şekilde güzelce dikelim. Bakın tam şöyle. Şurasıyla aynı hizada olabilir. Birazcık böyle aşağıya doğru kafasına. Tam arkadaşlar kafayı buraya. İsterseniz şuraya küçük bir elektrik kablosu tel de koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Tam şöyle şu şekilde dikelim. Şöyle. Evet arkadaşlar kafayı da bu şekilde diktikten sonra şimdi ayaklara geliyoruz. Bir tanesini birlikte yapalım. Sonra en son kuyruk kalacak. Güzelce doldurduktan sonra şöyle koyduğunuzda bir tanesini şöyle monte edebilirsiniz.
Dördün arkadaşlar siz hani göz kararı nasıl ayakta düzgün duracaksa o şekilde dikebilirsiniz. Bir tane böyle birlikte dikelim. Şekilde bir gövdeden bir ayaktan bir gövdeden bir ayaktan. Şimdi arkadaşlar dördünü şöyle ikisini şu şekilde, diğer arka ayakları ise tam aynı hizadan şu şekilde dikelim. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi şu bıyık kısımlarını yapmak isteyenler için şöyle göstermek istiyorum. Üç tane. Daha doğrusu iki tane yaptığımızda zaten oluyor. Sonra birini kesebiliriz. Şöyle tam şuradan saç eker gibi yapmak istemiyorsanız arkadaşlar hiç bunu yapmayın. Ben yapmak isteyenler için göstermek istiyorum sadece. Hemen yanından çıktım. Şimdi kuyruğu da yapacağız. Dört tane kalmasını istiyorsanız dört tane bırakabilirsiniz. Ben üç tane yaptım diğer tarafa. Bir tanesini o yüzden kesiyorum. Şöyle 3 tane oldu. Aynı boyda keselim. Siyah ip ele boya saldı. Şöyle dediğim gibi isterseniz bunları yapmayabilirsiniz. Ben de bakacağım. Hani çok hoşuma gitmezse bunları tekrardan kesebilirim. Bunlar biraz uzun olmuş. Bunlar biraz kısa olmuş. Ya bunları uzatacağım ya onları kısaltacağım. Önemli olan nasıl oldu. Şimdi kuyruk kısmına geçelim. Şöyle dursun. Sihirli halkamı oluşturuyorum. 6 adet sık iğne. 1 2 3 4 5 6 6 tane arttırma yapıyorum. Halkamı kapatıyorum. Arttırmalarıma devam ediyorum. Toplamda 12 adet sık iğnemiz olacak. Azman şirinlerden daha zor geldi arkadaşlar. Çok incik incik olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani daha küçük ama daha uğraştırmalı. Aynı Keloğlan'ın eşeğinde olduğu gibi. Keloğlan'ın eşeğini yaptığımda bacaklarda çok zorlanmıştım. Sonra sizden de yorumlar aldım Esra Hanım gerçekten böyleymiş diye. Aynı şeyi Azman'dan da alacağıma eminim. Şimdi 5 sık iğne 1 arttırma. 1, 2, 3, 4 5
Arttırıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, arttırıyoruz. Şimdi 6 sıra boyunca düz örelim. Evet, şimdi 6 sıra ördükten sonra 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane de ilmek kaydırma yapıyorum. 1 tane yaptım. İkinciyi yaptım. 3, 4, 5, 6, 7. 3 sıra daha. 7 tane sık iğne, 7 tane ilmek kaydırma. 7 tane sık iğne, 7 tane ilmek kaydırma. 3 sıra böyle yapalım. Evet, şimdi arkadaşlar 15 sıra boyunca düz, hiç arttırmasız, azaltmasız 14 sık iğne örelim. Doldurarak gidelim ve en son dikeceğiz arkadaşlar. Evet, kuyruk kısmı da bitti. Şimdi kuyruğumuzu dikelim ve azmanı bitiriyoruz. Burada CC yaptığımız, yani ilmek kaydırma yaptığımız yer zaten bu şekilde kıvrılmıştı. Bu yukarıya geçecek arkadaşlar. Yukarı kısma gelecek. Şöyle. Arka kısımdan aynı ayakları diktiğimiz gibi bir gövdeden bir kuyruktan bir gövdeden bir kuyruktan alacak şekilde dikelim. Ve artık bitirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, azman da bitmiş oldu. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Yani azmana dediğim gibi çok 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 tatlı diyemeyeceğiz ama sonuçta benzedi mi? Benzediğini düşünüyorum. Olması gerektiği gibi olduğunu düşünüyorum. Daha büyük yapmak isterseniz büyütme kısımlarını, kafayı daha büyük yapabilirsiniz. Bunu videonun başında da ben belirtirim zaten. Videolarımı beğenirseniz arkadaşlar, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Keyifli örgüler diliyorum.